Artık kimsenin yüzüne bakamam. Kimseyle derdimi paylaşamam. Bu utançla yaşamam mümkün değil. Şimdi hayatta en mutlu olduğum yere gidiyorum. Sevda Tepesi'ne. Oradan dünyaya son bir defa daha bakmak istiyorum. Gel sesim. Dur. Ne olur dur. Gelme lan. Sakın gelme. Tamam. Sonrası koskoca bir boşluk. Belki de sonsuz bir boşluk. Elini ver bana. Yasemin yapma. Bebeğinizden vazgeçemedim Ahmet. O senin bir parçan. Ondan vazgeçemem. Vazgeçemem. Ahmet sana kavuşmak için saatler kaldı. Ama bir şey öğrendim. Öyle bir şey ki ne yapacağımı bilemiyorum. Nevzet her şeyi bana olan aşkı yüzünden yapmış. Kızımıza baba olması, bize kol kanat germesi aşkı yüzünden. Bavulumuz hazır. Ama ben gitmeye hazır mıyım bu durumda? Bu halde nasıl bırakırım? Hayatımın en umutsuz anında elimden tutmuş birini nasıl böyle bırakırım? Senin yanında olmaktı. Hayatımın sonuna kadar senin yanında olmak. Belki de bu fırsatı çoktan kaçırdım. Görünmez bağlar kurmuş. Mesuliyetler almış. Kıbrıs çık burası abla. Yalnız buralarda hastalık salgını var, dikkat edin. Teşekkür ederim. İyi günler. Çok hasta olduğunu öğrendim Ahmet. Ankara'ya giderken seni görmeliyim. Sana muhakkak söylemem gereken bir şey var. Muhakkak bilmen gereken bir şey. Ahmet. Rüya senin kızın. Senin kızın. Bana sormuştun ya, yanımda başka bir kadın görünce üzülmeyecek misin? Tebrik ederim Ahmet. Teşekkür ederim. Bu
kadar öldürücü olacağını hiç düşünmemiştim. O an hiçbir şeyi umursamadan elinden tutup seni götürmek istedim. O benim. O benim biricik sevgilim. O benim hayatımın aşkı. Bunsuz ne yaparım ben? Ahmet ne kadar çaresiz olduğumu bilemez. Benden bu kadar uzaklaşman ne kadar kahredici tahmin edemezsin. Olayların bu noktaya gelmemesi için neler vermezdim. Senin aşkımı kaybetmeyi düşünemiyorum bile. O zaman ölürüm Ahmet. Yaşayamam. Beni ayakta tutan sadece oydu. Bir de kızımız. Günaydın. Günaydın. Ne konuşacağımızı merak ediyorum. Geçmişten. Geçmişimizden. En başından. Michelle'in hatıra defterini bulduğu andan. Rüya... gizlice hatıra defterini almış Yasemin. Ne yazdığını çok merak etmiş. Bana getirdi. Okumamı istedi. Aslında bugün seninle bu konuyu konuşacaktım. Haberin olsun diyecektim. Yine dayanamadım Yasemin. Yine yazdığın her satırı okudum. Yıllarca neler çektiğini... neler yaşadığını ancak şimdi anlayabiliyorum. Beni en çok mutlu eden ne oldu biliyor musun? Sen bir an bile beni sevmekten vazgeçmemişsin. Tıpkı benim gibi. Bir an bile. Sana bunu söylemiştim hatırlıyor musun? Hayatımın sonuna kadar tek aşkım olacaksın. Ne yaşarsak yaşayalım. Bunu sakın unutma. Yıllar önce defterim bizi... birleştirmişti Yasemin. Bu defa kızımızın sayesinde... yine birleştiriyor.